El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kalın çizgilerle üç grup insandan bahsediyor. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun. Ashab-ı Meşeme, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların içinde bulunduğu bir sahayı ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o kişinin durumu, o kişi ashab-ı meşemedir. Gidecekleri yer cehennemdir. Kimdir bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes bu zümrenin içindedir. Şimdi İslam alemi, İslam'ın beş şartına kilitlenmiş. Ve diyorlar ki, İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları gerçekleştirirse, gerçekleştiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama o kişi belki önce cehenneme girecektir. Cehennemde hafif tertip kavrulacaktır. Sonra da oradan hop çıkıp cennete girecektir. Başından sonuna kadar hepsi safsata. Hiçbiri Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Neden uymuyor? Evvela Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime diyor ki, cehenneme giren insanlar, suçların hepsi ayetlerine göre sayılmış, cehenneme girerler ve cehennemden bir daha çıkamazlar diyor. Ebediyen cehennemde kalırlar. ...48 ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve cehennemden çıkıp da cennete insanların girebileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yok. Allah-u Teala 48 ayet-i kerimeyi koyuyor devreye. Ve de cehennemden çıkış kesinlikle mümkün değil. Bizim ölçümüz Allah'ın bize emrettiği Kur'an'dır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Sadece Kur'an biliniyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davranış biçimlerini ifade eden hadisler elbette onun rahmetli oluşundan çok daha sonra birer birer ortaya çıktı, ortaya konuldu.
Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü davranış biçimlerinin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davranış biçimleri hiçbir zaman onun hata yapmasına müsait olmadı. Çünkü o Allah'ın tasarrufundaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşmaya çalışın. Bilin ki Allah sizi sever. Çünkü sizler Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah Teala tarafından çok sevinirsiniz. Bu sevilme ta iradenizin teslimi ne kadar gider, ondan sonra da hayatta kaldığınız sürece de sonraki cennet hayatında da Allah Teala sizi hep sevecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkileriniz, o sizin hayatınız. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'de 28 basamak olarak dizayn edildiğinde 3 bölümde mütalaa ediliyor. Ashab-ı Meşeme 1. ve 2. basamakta kalanlar. Üçüncü basamaktan 27. basamağa kadar bütün insanlar 27. basamakta dahil Ashab-ı Meymene. Bir üst kademe Sabikun'u oluşturuyor. Sabikun, salam makamının muhtevasını taşır. Öyleyse İnsanlar yaşarlar ve de bu yaşantılarında Allah'ın kendilerine hedef tayin ettiği şeylerden haberdar olmadan yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bunlar Allah'a inananlar da olabilir, inanmayanlar da olabilir. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe bu insanların Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Bu sebeple onlar Ashab-ı Meşeme adını alıyor. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Ama yaşayanlar ve değerlendirenler Allah-u Teala tarafından hep yılda bir iki defa mutlaka imtihana tabi tutulurlar. O imtihanlara rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte bunlar Ashab-ı Meşeme'yi oluştururlar. Buradan kurtulabilmek için insanların Allah-u Teala tarafından seçilmesi de yetmez.
İnsanların %95'inden fazlası seçilir. Yani Ashab-ı Meşhem'e de seçilir. Fakat bu seçilenlerden sadece Allah'a milaki olmayı dileyenler cehennemden kendisini kurtarabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kendilerini kurtarabilirler. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın vücuda getirdiği bir kurtuluş sistemi vardır. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dilediği an bu kişi Ashab-ı Meşhem'e olmaktan çıkar. İşte bunlar kurtuluşun içindekilerdir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi öyle bir dilektir ki o kişiyi takva sahibi kılar. Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunun minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi Ashab-ı Meşhebe olmaktan kurtarıyor. Cehenneme gitmekten kurtarıyor. Sabikun yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. Ama Ashab-ı Meymene hüviyetine getiriyor. İnsanlar iki kesime ayrılıyor. Cehenneme gidecek olanlar, cennete gidecek olanlar. Ashab-ı Meşhem'e cehenneme gidecek olanları ifade eder. Ashab-ı Meymene cehennemin altı katını ifade eder. Yedinci kat Sabikun'a aittir. Sadece Sabikun hayırlarda yarışan, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Başka bir rivayetleri var mı? Evet. Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler. Allah Teala sahabeden bahsediyor. O sabikunel evvelin var mı diyor. Var ya diyor. Onların diyor bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime.
O sabikun el evvelin var ya diyor, evvelki sabikun olanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte sabikuna tabi olunuyor. Ama tabi olunan, tabi olan kişiler de bir hedefin sahipleri. Tabi oldukları zaman bu tabiyetin neticesinde onlar da sabikun olmak şerefine eriyorlar. Çünkü bu sabikun hüviyetindeki ensar ve muhacirine tabi olanlara da tebii tabiin tabi oluyor. Yani onlar da tabiin sınav standardına giriyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim üç grup insan içeriyor. Ne yazık ki bunun çok büyük bir kısmı, %80'den fazlası birinci gruba giriyor. Yani kurtulması, cehennemden kurtulamayacak olan, cehennemde ebediyen kalacak olanlar. İşte onlar ashabı Meşeme adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ashabı Meşeme? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ashabı Meşeme'dir. Dileyen ne olur? Dileyen takva sahibi olur. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Dileyen ne olur? Dileyen hidayette, dilediği andan itibaren hidayette olur. Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bıraktıkları dalalette olanların hepsi ashab-ı meşeme. Ashab-ı meşeme iken kurtulup hidayete ulaşanlar Allah'a milaki olmayı dileyenler. Dileyen herkes bir dilek sebebiyle dilediği andan itibaren artık hidayettedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Ashab-ı Meymeni'yi de İki grup olarak almış Kur'an'daki Ashab-ı Meymeni'yi. Bir, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında yaşayan sahabe, Allah'a ulaşmayı dilemişler hepsi. Bir de son devirde yaşayacak olan eski Ashab-ı Meşeme, yeni Ashab-ı eski Ashab-ı Meymene, yeni Ashab-ı Meymene olarak ayrılmış. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde insanlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. Diledikleri andan itibaren Ashab-ı Meymeni olmuşlardır. Bundan sonra Ashab-ı Meymeni olmanın kademeleri bir bir çıkılacaktır. Bu insanlar Allah'a mülaki olmayı diledikleri için Ashab-ı Meşeme olmaktan kurtulmuşlardır.
Ashab-ı Meşhemen'in gideceği cehennemden kurtulmuşlardır. Cennet ehli olmuşlardır. Ve Allah onların dizaynı içerisinde bir dünya kurmuştur onlara. Mutluluk onlar içindir. Allah'a mülayık olmayı diledikten sonra bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına kadar geçen devre, o kişinin hayatının en mutlu devresidir. Bunlar Ashab-ı Meymeni'nin başlangıçtaki herkese Allah'ın açtığı kapıdan içeri girenlerdir. Ashab-ı Meşhemi olmaktan insanı kurtaran şey sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek bir insanı kafir iken mümin yapar. Ashab-ı Meşhemi iken Ashab-ı Meymeni yapar. Allah'a inanmak kişiyi Ashab-ı Meşhemi olmaktan kurtarmıyor. İnanç tek başına Kur'an-ı Kerim'de bir kurtarıcı müessesi hükmünü icra etmez. Kişi Allah'a inanıyor diye cehennemden kendisini kurtaramaz. Her ne kadar alimler insanlar günahları da olanlardır, sevapları da olanlardır. Onlar cehenneme gireceklerdir, günahları kadar yanacaklardır. Ondan sonra da cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir diye bir uydurma dizayna kendilerini teslim etmişler. Bu sebeple onlar için Ashab-ı Meymeni olmak, Ashab-ı Meşhemi olmak bir şey ifade etmiyor, bir manası yok. Adam sen de diyorlar, nasıl olsa biz de bir süre cehennemde hafif tertip yanarız. Ondan sonra hop Allah Teala bizi cennetine alır. Sonsuza kadar cehennemde, cennette rahat ederiz. Çünkü biz müminleriz diyor. Mümin olmak da sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak standardıysa hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Kur'an-ı Kerim'de mümin kelimesi ve aminu kelimesi aynı istikamette kullanılıyor. Amin. İman inanç demek. Mümin inanan demek. Amini olan da inanan demek. Ama eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a ulaşmayı dileyen bir inanan kişidir. Onun gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Eğer bir kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememişse o zaman o kişinin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Lünnetin ölçüsü takva sahibi olmaktır. Takva sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ashab-ı Meşhem'e takva sahibi değildir. Allah Teala birinci takvayı Rum Suresinin 13. ayet-i kerimesinde veriyor. Demin adı geçmişti. Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah Teala kişinin
Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o zaman şirkte kalacağını ifade ediyor. Takva, cennetin işaretidir. Kim takva sahibi ise, o kişinin yeri mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ama görüyoruz ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, takva sahibi olamaz, cennete de giremez. Öyleyse, ashab-ı meşheme dediğimiz zaman, burada kesin bir şekilde cehenneme gidecek olan bir insandan bahsediyoruz. Ve o insanın temel vasfı Allah'a mülaki olmayı dilememiş olmasıdır. Böyle bir noktada o kişi için Allah Teala cenneti uygun görmüyor. Sen diyor takva sahibi olmadın çünkü bana ulaşmayı dilemedin. İşte bir kişiyi ashab-ı meşheme olmaktan kurtaran bir tek faktör var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen kişi hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman ashab-ı meşheme yani cehennemde devamlı kalacak olan bir insan olmak hüviyetinden kurtulamaz. Böyle bir muhteva içerisinde insanların kendi kendilerine uydurdukları cennette bir süre kalıp da oradan ayrılıp cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkıp cennete girme hayalleri Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerimeyle yok edilmiş. Öyleyse Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah'ın ne söylediğine bakalım. Ashab-ı meşemeye yeni bir isim daha takmamız lazım. Kafirler. Diyor ki Allah Teala Sebe 20'de kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Demek ki diğer ayet-i kerimeyle birleştirdiğimiz zaman müminleri oluşturan tek fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Onlar mümin. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini görüyoruz. Yani kafirler oluyor. Yani ashabı meşeme oluyor. İşte Allah ile birlikte bir yolculuğa çıkmak mutlaka bir dilekle gerçekleşir. Bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yerde cehennemdir. Ashab-ı meşheme için bu hüviyet söz konusudur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah Teala diyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Onlar ki mutlak surette bize mülâki olmayı ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırmayı dilemezler yani. Onlar dünya hayatından razıdırlar.
Ashab-ı Meşemi'yi tatmin eden şey dünya hayatı. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor çünkü Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı açık. Ashab-ı Meşemi olmaktan bir insanın kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği noktadan itibaren Allah o kişinin kontrolünü kendi iradesiyle artık sağlamıştır. O kişinin takip edeceği yolu Allah tayin etmiştir. O Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka onun talebi üzere, kişinin talebi üzere mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ashab-ı meşeme olmaktan kurtulmuştur. Ashab-ı meymene olmuştur. Ve Allah Teala onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir kişi, bütün günahları sevaba çevrilir. Kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Çünkü onun ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaştırılacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Bu emri devrin imamının o kişinin başının üzerine gelen ruhu verir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diye emir verir ona ruh da. Diğer bütün ruhların toplandığı devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan Seyri Sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. 7. alemde zikrini tamamlayacaktır. Sitretli müntahadan dike bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu bir insanı ashabı meşeme olmaktan kurtaran Allah-u Teala'nın bir sözüdür. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Şura 13'te Allah-u Teala diyor ki, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Demek ki kişiyi ashab-ı meşeme olmaktan, cehenneme gitmekten kurtaran Allah. Ne üzerine? Kişinin dileği üzerine. Ve bununla kalmıyor Allah Teala, kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin içine mürşid sevgisine veren, hacet namazını kılmasını temin eden Allah Teala'dır. Kişinin hacet namazını kılması üzerine de Allah o kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını sağlıyor ve o ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. 7-8 aylık bir devre içinde bu tamamlanıyor. Kişi ashab-ı meymene. Bu meymene olma standartlarının birinci safhasıdır. Ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi dik yokuşu tırmanacaktır. Yani zikrini günde 18 saatin ötesine geçirecektir. O zaman azab-ı meymeni olmanın ikinci teslimi gerçekleşir. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder.
Bu teslimin arkası nefsin teslimidir. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ullelbap olmuştur. Kesintisiz bir şekilde Allah-u Teala'yı zikretmektedir. Kişinin kalp gözünü açar Allah-u Teala. Kalp kulağını açar. Kişi Allah'ın gösterdiklerini kalbine gösterdiklerini görür. Allah ile konuşur. Allah ile her konuyu tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınır. Bu muhtevada bir adım daha atacaktır kişi ullelbap olduktan sonra ihlas makamına gelecektir. Ullelbap makamında o kişiye yerlerin melekutunu gösteren Allah-u Teala, ihlas makamında göklerin melekutunu gösterecektir ve kişiyi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'un ötesi salah makamıdır. İşte bu noktada ashab-ı meymene tamamlanır. Bu nokta o kişinin sabikun olduğu noktadır. Allah-u Teala bu kişi üzerinde derhal tesirini gösterir. Onun günahlarını bir defa daha örter. Onun başının üzerine salah nurunu verir. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Ve onun iradesini teslim alır. Kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmışsa, bunun manası o kişinin irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin edilmesidir. İşte kim ihlas makamını aşarsa, salah makamı o kişi için sabikun olma noktasıdır. Öyleyse ashab-ı meymene daimi zikir de muhtevasını alarak Allah'a ulaşmayı dilemekten nefsin teslimine kadar ki bütün safhaları kaplıyor. Ama sabikun olmak iradeyi de Allah'a teslimi gerektirir. Adın cennetleri sabikun için geçerlidir. Geri kalan 6 kat cennet ashab-ı meymene içindir. 7. kat cennet sabikun içindir. Adın cennetleri kendi içinde 7 bölüm olarak dizayn edilir. Her bölümünde Allah'ın ayrı seviyedeki insanları yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir programda birlikte olduk. Ashab-ı Meşem'e, Ashab-ı Meymen'e ve Sabikun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.